hemen karşımıza çıkana bakın. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir zamandır video atamıyordum. Bu gücü ve enerjiyi bulamıyordum. Hayatımdaki bazı değişikliklerden dolayı. Ama bugün çekmeye karar verdim. İş yapamıyorum. Bugün Galataport'tayız. Çok güzel bir yer İstanbul'da. Sizinle burayı gezeceğiz. Bakalım neler varmış. Bizi çok güzel bir manzara karşılıyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir kapsamalı bir geniş bir yer. Bayağı her yeri görüyor. Şimdi Starbucks'a geldik ve biraz oturmaya karar verdik. Manzarayı izledim. Burayı gerçekten çok sevdim. Böyle uzun bir yol, bir tarafı deniz, bir tarafı ise böyle kafeler, restoranlar, giyim mağazaları. Burası hakkındaki gözlemlerinden bahsetmek istiyorum. Daha çok sanki böyle bir hani sahilin yanında AVM olur ya, mesela Mersin Marina'da da bu şekilde. Sanki böyle bir sahil kenarı AVM gibi bir havası var. Aynı zamanda buraya gelip kruz gemileri duruyor. İç kısımları da bu şekilde. Yani Popeyes, Burger King görüyorsunuz. Tüm mağazalar var, camiler. Bir de sizinle İstanbul hakkındaki genel düşüncelerimden bahsetmeyi çok istiyorum. Bir aydır İstanbul'dayım. Daha öncesinde de İstanbul'a gelmiştim. Ama Adana'yı özledim mi? Evet, çok özledim. Şimdi babam voleybol oynamaya geçti burada. Galataport'un içinde böyle bir saha kurmuşlar. Ben de oturdum. Birazcık sizinle konuşmak istiyorum. Evet, sizinle konuşabileceğim bir alan bulduğuma göre birazcık sohbet edebiliriz. Birçok yeri gezdim Türkiye'de. Ama İstanbul evet çok büyük, çok fazla gezilecek yer var. Yani geldiğimden beri neredeyse bir ay olacak, 30 gün olacak. Ve ben bir aydır her gün yeni bir yeri keşfettim, yeni bir yerlere gittim, gördüm. İşte bir gün Nişantaşı'na gidiyoruz, bir gün Üsküdar'a gidiyoruz, bir gün Kadıköy'e gidiyoruz. Hani böyle böyle birçok yeri gezdim. Gezme konusunda, tarih konusunda evet mükemmel bir yer. Fakat bu şehir bana güven vermiyor. Yani insanlar çok kalabalık, çok fazla insan çeşitliliği var. Ve evet, bu durum Adana'da da böyle. Adana merkezde de bu şekilde. Fakat bura kadar değil. Yani burası ultra böyle fazla insan çeşitliliği var. Ve yani böyle her tip insanı her yerde görebiliyorsunuz. Ve bu beni böyle huzursuz eden bir şey. Bu kadar kalabalığın olması, bu kadar işte hani bir karşıdan karşıya geçiyorsunuz ama böyle hurra böyle 100-150 kişi böyle geçiyorsunuz. O derece bir kalabalık. Yani ben bu kadar kalabalığa gelemem. Önceden İstanbul'u çok istiyordum ve seviyordum. Fakat şu anda
Hani böyle yaz tatillerine gelebilirim. Çünkü kardeşim burada okuyor. Bu arada biz onunla kalıyoruz ailecek. Gelinebilir ama uzun süre yaşamak için asla benlik bir yer değil. Yani bunu farkına vardım. Ama gezmek için gerçekten çok güzel. Bir de hayatımdaki bazı gelişmelerden dolayı YouTube'a ara verdim. Biraz ondan da hemen bahsetmek istiyorum. Beni takip edenler bilir. Ben yakın bir zamanda atandım. Adana merkeze atandım. Ve hani bu süreçte mülakatlar oldu, işte bazı güvenlik soruşturmaları oldu, onları geçtim çok şükür. Ev bakma sürecimiz oldu, evimi ayarladık. Şu an evimin bitmesini bekliyorum. Evim yapılıyordu. Yapılıyor yani şu an. Hani son elektriği çekilecek, az kaldı. Ve yaklaşık bir hafta 10 gün kadar sonra artık taşınacağım ve göreve başlayacağım 1 Eylül'de. Bunun için de çok heyecanlıyım ve mutluyum. Bu süreci de aslında sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Hani bir şeyler yapıyorum. Bir yolda gidiyorum. Ve bu şekilde bu yolu takip etmek isteyen insanlara da örnek olmak istiyorum. Çektiklerimi paylaştıklarımla. O yüzden salı günü Adana'ya uçuşum var. Adana'ya döneceğim artık. Yerleşmem gerekiyor. Az çok İstanbul'da zihnimde oturttum. Yani nerede ne var? Yani bu şehri tanıdım. Çözmeye başladım. Büyük çoğunluğuyla çözdüm. Güzel bir süreç. Edenler olmuştur. Galata Park'ta orkidin standı vardı ve hani o yastığa sarılıp %100 sarılabilenleri ve çarkı çevirdiğimde gelen hediyeye göre orkid hediye ettiler. Teşekkür ediyorum. Ama asla reklam değil yani. Dolaşırken karşıma çıkan bir şeydi. Ben de şansımı denedim. Galata Port'un arka sokakları. Arka sokakları hep bu şekilde restoran gibi dizayn edilmiş. Restoran böyle bar sokağı gibi düşünün. Bayağı canlı ve ışıklı. Çok güzel sokaklar. Şimdi Karaköy tarafına geçiyoruz. Buraya çok yakın bir yerde. Bakalım orası nasılmış. Bir mekan daha keşfedelim. Yürürken karşımıza çıkana bakın. Böyle bir manzara asla beklemiyordum. Çünkü Galata'ya bu kadar yakın olduğumuzu hiç bilmiyordum. Ama öyleymiş. Şey diyorum, keşke video çekecek gücü önceden bulsaydım ve gittiğim yerleri size daha fazla gösterebilseydim. Çünkü gayet güzel ve tam tavsiyelik, önerilik mekanlara gittim. Ama olsun, tekrar gittiğimde, tekrar gördüğümde sizinle paylaşırım. Karaköy sahile geldik. Burada közde balık. Böyle lavaşlara sarıyorlar. Çok güzel kokuyor. Tam bir sokak lezzeti harika. 8-9 tamam. Abi yeşillik soğan Ahmet abi. Ahmet abi 9 katıyorsun değil mi? Yaz abinin arkasına duralım abi. Soslu abi gönder. Burak abi sizin. Evet, durumumuzdaydık. Karaköy sahili. Sahilden yansıyan görüntüsü bu şekilde. Karşısı Galata Köprüsü. Güzel bir akşam oluyor.
tekrardan Galata'ya çıktık. Ama sarsınlar görünüyor ya. Herkese günaydın. Bugün Çengelköy tarafına geçiyoruz. Önce Beylerbeyi Sarayı'nı gezeceğiz. Sonra da doğaçlama olarak takılacağız. Şimdi yola çıktık. Hava biraz bulutlu gibi, güneşli gibi, biraz karışık bir hava. Ama güzel yani. İçinde çekim yapamadığım için size gösteremedim. Işığı bu şekilde. Bu da sarayın önündeki havuz. Şimdi küçük su kastığına geldik. Zaten burası da Beylerbeyi Sarayı'na çok benziyor. Burayı da gelip ben göstereyim. Aynen.